Şimdi biliyorsunuz ara ara değişik ilginç sporlar denemeye gidiyoruz. Bu sefer kendo denemeye gidiyoruz. Kendo tahta kılıçlarla kapışılan bir spor. Nasıl sen yapabiliyor olur? Musun? Nasıl yapayım Ceyda? Yapamıyorum tabii ki de. I can do it. Bence güzeldi. Bu spora gönül vermiş. Aranızda sevenler varsa onlardan şimdi özür diliyorum artık. Yapıyoruz bu sporu. Hocayı da yapayım gidince. Kendo mu öğrendin yoksa hocam mı öğrendin? Yalnız şöyle söyleyeyim. Daha da kendo şakası yapılmaz artık bu videoda. Yalnız bak aşkım, kendo aikido gibi böyle felsefesi olan, sakinlik, nefesler, olgunluk, bir huşu içerisine geçiyor olabilir. Tahminim öyle. Ya da çok fazla bağırılıyor da olabilir. Ama genellikle gördüğüm 85 yaşında amcaların turnuvalarını izledim. 7,5 saat birbirlerine bakıyorlar, bağırıyorlar. Udo! Ede! Bir saniyede bitiyor abi. Bir saniyede bitiyorsa nasıl bitiyor içeriğine şey yapacağız? Hayır, 10 dakika bakışıp bağırıyorlar. Sonra yapıyorlar, bitiyor. Yavaşlatılmış izliyorsun, hangisini vurduğunu da anlamıyorsun. Öyle garip bir şey. Yarım saat konsantre olup birbirlerinin hareketlerini tahmin ediyorlar. O yüzden bir saniyede bitiyor. Tam benlikmiş yalnız spor. Bir saniyede bitiyor abi ama bir sürü şey yapıyorlar birbirlerine. Yakıt mı bitti gene? Bitiyor evet aşkım, normal. Tükürerek gidiyor bu araba. Arkada bırakıyorduk. Sağ solu kes. Yani şuraya bir tane kova koysam yarısını toplarım yani. İstanbul Kendo Kulübü'ne gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Hadi bakayım. Kıyafet ayarladılar bize. Aa. Tabii, onların böyle şey kıyafetleri vardı. Kafesli başlıkları vardı. Ama yüzümüz gözükmezse bizim videoda. Ya kapışırken onu takarız. Kapışmak. İnandın yani. Öğreneceğim bir de kapışacağım. Ya iki birbirimize hareketi yaptırtır herhalde hoca. Yaptırtmayacaksa ne anlamı var videonun? Bakacağız. Hadi bakalım. Orada görüşürük. Ara gel şimdi. Yotoroşen. Domo. Hacım ama işte. İgiriş koyukmaz. Unuttum gerisini. Hadi eyvallah. Orayı kardeşim o. Hadi bir şey. Evet, şimdi İstanbul Kendo Kulübü'ne geldik. Ahmet Hoca bizlerle ilgilenecek. Biz birazcık gördük. Bayağı bir katman katman giyineceğiz galiba arkadaşlar. Ama çok heyecanlı. Evet, heyecanlıyım ben de. Otomatikman öyle hareketler yapısı geliyor insanın ama göreceğiz bakalım nasıl ilerleyecek. Girdiğin an böyle bir şey geldi. Her yerde kılıçlar peki, falan var. Öğrenebilecek miyiz acaba? Yapmak isteyen arkadaşlar için söyleyeyim. Normalde uzun bir yol bu. Biz birazcık işin keyfine varacağız ama size hızlandırılmış olarak hani böyle bir şey gibi gösterilmiş olacak. Gidince direkt o üzerime bunları giyeceğim, pat küt dalacağım gibi düşünmeyin. Öyle bir şey olmadığına eminim. Öyle bir şey düşünmezsiniz. Öyle düşünen cancıktır. Şimdi Ceyda'cığım kapıştırırsa ben eskrim yaptım. Ay sen her şeyi yaptın sen. Eskrim yaptım ama biraz benziyordur yani. Reflekslerim gelişmiş olabilir sana. Tak diye şu bak şu ayak hareketi falan hep doğru. Bunları biliyorum yani. Aikido'da öğrendik biz çünkü. Sen böyle zıplayarak gelebilirsin ama şu hareketleri çok iyi bilirsin. Hocam merhabalar. Yine atıyor tutuyor gene biliyorum da biliyorum. Ahmet hocam siz sporu kaç yıldır yapıyorsunuz? 18. Ne diyorsunuz ya? Vay be. 18. O zaman kaçıncı dan oldunuz hocam? Şu an 5. Kaç kez Japonya'ya gittiniz? Bir kez gittim, bir yıl kaldım. Ha, orada o zaman eğitim aldınız. Savaş Sanatları Üniversitesi var. Öyle mi? Aa. Bir yıllık özel bir bölüm var. Orada bir yıllık eğitim aldım. Bunu uzun uzun videosu yapılır bu hikayeleri. Nasıl evet. Bir şey, nasıl oluyor? Aikido'da Japonya'ya gidince daha hızlı dan atlıyorlardı. Çünkü sabahtan akşama kadar çalıştıkları için. Yani Aikido gibi hocanın inisiyatifine bakılmıyor. Artık uluslararası Kendo Federasyonu bir standartını oluşturmuş durumda. Sınava giriyorsunuz, evet. Geçersiniz. Ya yani en az 5 kişilik veya 6 kişilik üst seviye jüri oluyor ve en az 3 veya 4 kişinin onay vermesi gerekiyor. O zaman geçebiliyorsunuz ve sertifikanız dünyanın her yerinde geçerli. Bu hoca verdi, kabul etmiyorum gibi bir şey yok. Anladım. Yani Türkiye'de bir sınav düzenlense bile yine Avrupa Kendo Federasyonu'nun onayıyla yapılıyor. Kendo diğer savaş sanatlarına göre biraz daha organize bir şekilde ilerliyor. Şu an halen olimpiyat sporu değil. Evet, neden? Kendo'da bazı kurallar açık. Örneğin müsabakalarda hakemlerin kararına bağlı. Dokundum sayı oldu gibi bir şey yok. Birçok kriter var sayı olması için. Tartışmaya açık oluyor o zaman da. Biraz oluyor. Yani burada bakış açınıza göre değişiyor ama çoğunluk verilen karara saygı duyuyor ve Kendo'nun temelinde öğretilmek istenen şey de ne olursa olsun hakem ne karar verirse versin saygı dur. Öncelikle sorunu kendinde ara. Sen iyiysen zaten karşı tarafa sayı vermezdin. Şu an Ceyda'yı aldın hocam. Yakaladın şu an Ceyda. Bu spora olan inancını arttırdı. Ben hissettim onu. Herkesin en çok merak ettiği sorunun cevabını vereyim. Bu etek değil arkadaşlar. Bu bir pantolon. Ortası açık bakın. Evet, yaklaşık 1000 yıldır Japonya'da kullanılan bir pantolon. Bu Keiko Gi aslında bir ceket gibi. Biraz daha kalın. Hem koruma amaçlı hem de teninizi tutacak bir şey. Judocuların giyine benziyor. Judocularınki burası daha kalındır tutmak için. Göbeğini... Pardon. Bu göbekli de yapılabilecek kadar güzel bir spor ya. Yanlış mıyım hocam? Göbekli adamlar da yapıyor. Evet, normalde... Ya. Bunun üzerine giyebilir miyim?
üstüne pek giymiyor ama siz... Hadi torpillisin Ceyda, giy. Şu değil mi ama sivit falan çıkarmış böyle bayağı. Günümüze evet. Uyarladı. Normalde böyle şeyler yok tabii ki. Yani dışarı bir şey sarkmaması lazım. Kollardan ekstra bir şey sarkmaması lazım. Dediğin her şey var hocam onda. Basit bir şey var. İçten bir kelebek atıyoruz, bağlıyoruz. Nereden atıyoruz ya kelebeği? Ben atamadım. Oldu mu hocam? Hocam ben yapamadım. Evet, şimdi... Hemen öğrendim. Bu şekilde giyiyoruz. Ön taraf böyle. Gördüğünüz gibi pantolon. Önden getiriyoruz. Derin bir nefes alalım. Diyaframdan tutup. Yani atları eğerler gibi, anladın mı? Evet, kelebeğim oldu mu? Evet. Şimdi buradan da ha, bir tane daha geldi. Plastik şeyi içeri koyuyoruz. Evet. Tutması için. Bu kıyafetler acayip gaza getirmiyor mu? Seni getirmiyor olabilir, beni getiriyor kardeşim. Sokamadım. Çok tatlı oldun Ceyda. Nasıl sokayım? Animelerdeki tatlı kızlara benziyor. Biraz sert bağladık. Şimdi şuradan... Çok tatlı oldu. Kendi ya. Yeni başlayanlar daha kötü bağlıyor. Böyle duruyor ya bir de. Şimdi sizi bağlayalım. Tamam hocam, evet. Ben kendim öğrendim, sen öğrenemedin işte gördüm. Hocam duymuyorsun değil mi bu esprileri? 18 yıldır yaptığın ya, spor alıştı, hakkında alıştı. İğrenç bir espri yaptı bak. Daha kötülerini duydum, merak etme. Valla. Nefes nefese kalınca, yeterince beyni oksijen gitmeyince bizimkiler çok yaratıcı şeyler yapabiliyorlar. Beni bir çek. Öyle bir şey değil. Yavrum bizim de alışık olduğumuz belli sporlar var. Yapacak bir şey, hemen oraya bürünüyorum ben. Ha? Benim çoraplar biraz işi bozdu ama. Bakayım kelebek yapabilecek miyim, onu çok merak ettim. İmkansız, yapamam. Ben anlamıyorum şu an arkamda neler döndüğünü. Yapar mısın? Kendin öğren. Yeter ama aynı espriyi 50 kere ya. Bir tanesini kullan, hepsini kullan Motku. İyi de ben kendim yaptım gerçek bir yana. Kardeşim, gerçek bir yana mı? Şaka değil. Muhtemelen kurdele bağladığın için biliyorsun o işi, biz bilmiyoruz. Her şey bir cevabım var. Bir deneyim, bir öğreneyim yok. Ya burada öğrenmeye geldiğim şey kurdele bağlamak değil yani. Kendo'ya gidip kurdele bir öğrenmem. Kendo'da her şeyi en ince detayına kadar kendin öğrendiğin zaman bir anlamı olur. Oldu geldin hocam, bağla. Öyle bir şey mi olur? Doğru söylüyor. Yalan değil yani. Hocam nereye doğru söylüyor? Yapmayın Allah. Yavaş yavaş şimdi... yani. Neden benim pırıltım bu kadar fazla olduğunu anladınız mı? Ömrümüzün 9 yılını meditasyona vermişiz biz. Abi çok iyi ya. Karizmatik. Çok karizmatik ve insan... ne olası geliyor? Samuray olası geliyor, ne bileyim hocam. Temeldeki bazı duruşları ve kılıcı tutmayı anlatayım. Ha, tamam, evet. Sonra zırhı giyelim. Ve dövüşelim. Evet. Girişte bir şey de imzalatmadık. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Hocam biz onu evlilik sözleşmesi olarak imzaladık, sorun yok. Dört parça bambudan oluşuyor. Burası sırtı, burası da kesen tarafını temsil ediyor. Aşağı bakacak şekilde tutuyorum. Burası da... Sopası. Sopa mı? Tuzkası. Yani. Evet. Eskiden bilirsiniz, samuraylar için kılıç onur meselesidir. Sallamıyorum, kenara atmıyorum. Hocam kanalı izlemiş bak, direkt uyarıları belli bana. Filmlerden hatırlarsınız, çekmek için parmağınızla çıt yaparsınız. Çıt. Açıp. Koskoca kılıç TikTok'a düştü biliyorsun değil mi hocam? Çıt çıt yapıyorsun, bir şey ikiye ayrılıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, yeni oluyor. Yeni dünya. Sağ elimle buradan tutup bu şekilde önüme alıyorum. Kılıcımı vücudumun ortasında, kılıcın ucunu da kendi boyumda bir rakibim boğazına tutmak istercesine tutuyorum. Rakibim biraz daha kısaysa aşağıda, benden biraz uzunsa hafif yukarıda. Senin hep yukarıda Ceyda. Kılıcı tutarken de avucumun içinde değil, parmaklarımın üzerinde. Baş parmağım, işaret parmağım tam ortayı gösteriyor. Benim tenis raketi tutuşumun yani aynısı. Kılıcı, evet, birisi çekmek istediğinde yani yumuşak bir şekilde çekebilecek ama bırakmayacağım şekilde. Kollarım da birbirimle uyumlu bir şekilde, yani birisi tam... Önde, diğeri arkada değil. Estetiğimiz var. Olabildiğince dengeli bir şekilde duruyorum. Bu benim için fazla. Bu şekilde yürüyemem. Ben böyle yürüyorum. Hocam normal yürüme şeyi bu. Bu mu? Para, bacaklarım böyle bir kere. Ama ben böyle yürüyorum. O biraz... Senin ama ergonomin bozuk. Bu şekilde koşamayız. Öyle koşuyor hocam, bozuk. Ha? Hocam vallahi şuradan bozuk. Bir koşsam gülmekten ölürsün. Benim bacaklar birbirine bakıyor. Bozuk. Evet, ikisi birbirine paralel. Burada sağ adımımı solun önüne kadar atıyorum. Sağ dizimi kırıyorum, sol topuğum yukarıda. Şimdi ileri giderken öndeki adımı ileri atıyorum. Solumu tekrar toparlıyorum. Buraya kadar geldiğimde vücudumu zaten dengede tutabiliyorum. Ha, hep bununla gidiyoruz ileri. Özel durumlar dışında hep böyle. Bunun amacı zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ilerlemek. Şimdi bunu yaptığım zaman da ben dengeli durabiliyorum ama buradan buraya bir zaman kaybı var. Ve kılıçta da bu ciddi bir fark. Ama niye yürümüyoruz ki? Denge. Zaman kaybı. Bakayım. Aa evet. E peki hızlı gitmek istersiniz hocam? Yani arka arkaya adım atın. Aa. Ya alışınca çok hızlı atabilirsiniz. Ya böyle şey gibi oluyor. Kafanı neden öyle yapıyorsun onu anlamadım. Hatırlamak için. Tamam. Göğüs açık. İleri gitmek istediğimde bu şekilde gidiyorum. Ben hızlı koşmak istiyorum diyorsanız bu da var. Bu Japonlar ayaklarını kaldırmaya mı utanıyor? Genelde bir şeyler utanabiliyorlar. Bakın çünkü. Aradaki farka bakın. Tamam. Bir de buna bakın. Razı değil mi? Sen kayıyor gibi, sen paten gibi yapıyorsun. Ben paten kaymadan önce öğrenmiştim, oradan aklıma kaldı. Hocam parmak ucunda çok zarif de olabilir yani tabii. Yunus sen de çekerken ayaklarını kaldırma. Yapışsın ayakların.
zırhımızı giyelim beraber. Bu kadar tatlı olunmaz ya da inanılmaz tatlı oldum. Allah Allah. Haksız mıyım ya? Tatlı olmaya söyleyeyim. Mı geldik? Spor öğrenmeye geldik. Şişt. Doğru gideyim. Öyle çıksın. Ha, bir ritüelimiz var. Tabii. Mümkünse oturarak gidiyoruz. Daha rahat olsun diye peki. Hocam sende niye Batman suyu yazıyor? Soyadım Batman suyu yazıyor. Ha, Japonca düşündüm. Batman su hani. Batman su. Batman suyu. Hani bir seviyeye gelmiş ben hocam. Ben de onu böyle Japonca bir şey sandım pardon. Kulübün adı ve soyadım evet. Valla uyumlu ama. Çok iyi. Peki orada Japonca ne yazıyor? Batoman suyu. Ha Japoncası yazıyor evet. Bir de. Çok iyi ama senin kasabalı albayram sığmaz oraya. Bir tek kasabalı kendi soyadımı yazarım. Yine kullanmadı soyadımı. Diyaframın altına gelecek şekilde tutuyorum. Bir dakika Allah'ım. Oh. Bu oturuş şeklinde seiza bu arada pek rahat değil. Hatta bazen çocukları cezalandırmak için uzun uzun seizada oturtuyorlarmış. Şu an cezalandırılıyoruz yani. Şöyle çekiyorum sert bir şekilde. Evet. Ama onu yukarı yaparsanız daha rahat olur. Evet. Yukarıda değil. Yukarıda değil, altta. Ya ne yapıyorsun? Duramadım. Gayet güzel oldu. Yani çalışkan öğrenci olarak. Şimdi bu da do, gövdemizi korumak için. Çapraz alıyorum. Eyvah, bir dakika. Sağ omzumdaki sol tarafı alıyorum, arkadan. Kafam çok karıştı şu an. Yok, ben bu işi yapamayacağım. Buraya alıyorum. Hocam geri kaldım. Burada da küçük bir düğüm atıyorum. Hocam bu çıktı şimdi. Hocam yok bu ben beynimi almadı ya. Nasıl almayabilir ya? Ben de kelebeği atamadım. Ben daha fazla dizlerim üzerine duramayacağım. Bir dakika. Nasıl derse giremedik. Anam. Çalışkan öğrenci. Sizinki gayet güzel oldu. Şöyle yandan tutalım. Sağ elimi atıyorum. Kesen taraf yukarı ve bu şekilde tutuyorum. Nasıl benim elim bu tarafa geldi? Bir dakika dur. Aikido'da öğrendik biz çünkü. Bıraktım. Hop. Aynen tamam anladım. Biraz geç anlıyor olabilirim ama seni geçebilirim. Belli olmaz o iş. Benim bir iddiam yok. Karşılıklı selam vererek başlıyoruz. Selam vererek bitiriyoruz. Yaklaşık 15 derecelik bir açıyla kalçamı geri atmadan sadece belimi kırarak göz temasını kaybetmeden tamam. Yapıyorum. Çenemi geri atmıyorum. Pardon evet gözüme bakmak için attım hocam. Boynum kıldan incedir gibi bir şey oluyor yani bu. Evet. Canlara da yapayım da. Kılıcı çekiyorum. Çekelim. Evet. Şuradan tutuyorum. Şöyle aldım. Kesen taraftan tutmuyoruz. Tamam. Geç anlıyorum. Kendo'daki temel kesiş kollar x yukarı yumuşak bir şekilde. Buradan rakibin başından boğazına kadar kesiyorum. Adımlarımla beraber. Kestiğim anda vücudum yine bir sonraki saldırıya hazır. Şöyle tutmak gerekmiyor mu hocam? Size baz alarak. Sizi baz alarsan öyle. Benim karşımda belki küçük bir insan var. Ben yani öyle yapmıştım. Şimdi büyük bir insan var. Bu temel kesiş. Şimdi... Cancık seni kesiyorum. Zırhları giyelim. Birkaç defa ben size vurayım sonra... Siz bana vuramayın dersiniz. Bu tenugi. Aa çok güzel. Bunun amacı tabii ki teri tutması. Soldan bu şekilde aldım. Yaptın mı? Yok olmadı. Şuraya kadar tamam. Sağdan aldım, sıkıştırdım. Ve şu önümdeki parçayı bu şekilde geri attım. Hocam nasıl yaptınız? Bir sıkıntı yaşadım ben şu an. Daha basit olanını göstereyim. Ha basiti varsa ben onu yapayım. Buradan anlamadığına yemin edebilirim. Sonra bunu da başıma geçiriyorum. Sınıftaki gıcık başarılı öğrenciyim resmen şu an. O benim başarısızlığım yüzünden sen başarılı görünüyorsun. Yani çünkü herkes yapıyordur diye düşünüyorum. Çok basit bir şey. Nasıl? Arkaya atın. Yanınızda her zaman başarısız insanlar bulundurun. Ne demek olur? Sizin başarınıza hiçbir şey yapmasanız da başarılı gibi görünürsünüz. Evet. Kes. Hocam ben nefes antrenmanına başladım. Tamam, şimdi... Önce sen giy. Tamam, önce ben giyeyim. Şuradan, evet. Evet. Şimdi bu ipleri çekiyorum. Evet. Allah! Oha, çok sıkıyor bu. Normal mi? Şu an güzel oturdu tam. Çeneniz oturdu aşağıya. Evet. Üstü oturdu. Allah! Hocam beynimle kan gitmiyor ki. Başlangıçta normal. Başlangıçta gitmiyor zaten. Aman yarabbim. Hocam bayağı... Allah! Kafeslenmiş gibi hissediyor insan kendini. Kulaklar falan yok şu an. Ben gelmiyorum. Kulakları duymuyorum çok. Fırat bu oturuşun yani şu uygunsuzluk ya. He? Yüz karası gibisin. Şu nasıl bir oturmaktır ya? Zeyda'cığım olmuyor ya. Mavi çorabıyla köşede. Abi ben bir şey görmedim ki. Çok zor ya. Şimdi böyle gelin, kılıcı çekin. Çekmeyi hatırlamayı çalışıyor. Sağ adım önde, sol adım geride. Sağ, evet. Burası beynini kaybetti. Hocam canım acımayacak değil mi? Acımaz, merak etmeyin. Şurası ekstra korumalıdır. İnsanlar özellikle sert vurmak istemiyorsa pek acımaz. Farkında olmadan sert vuranlar oluyor veya isteyerek de vuranlar oluyor. Neyse 18 yıldır yaptığınız için güveniyorum hocam. Çok tamam. Yavaş göstereceğim. Hocam! Oh! Bu şekilde kesiyorum. Bayağı korkunç bir şey. Bir kez daha göstereyim. Tamam. Oh! Hocam ne yaptınız? Hocam dişim...
Bu sert değildi. Bu sert değil mi? Yok, bu sert değil. Bundan daha yavaş olalım. Serti mi geliyor şu an? Biraz daha sert hocam. Hocam? Kıpırdamayın. Ağzım açık kalmasın değil mi? Kapatın sıkmadan ama. Kılıcım hocam bu şekilde hafif açın. Diline dikkat et ha. Otur! Doğru mu? Bu sertti. Acıttı. Abartıyor mu, acıyor mu? Acıyor kızım. Bu aradaki farkı göstermek için anlattım. Düşüyor şunu. Tamam. Vurabileceğimiz yerler. Sopa gelirse diye girelim. Buradan buraya kadar olan yaklaşık çeyrek daire. İkincisi burası. Rakibin ağzına doğru. Üçüncüsü rakibin kamayı. Evet. Öndeki bileği. Bu sert değildi. Hocam acıyor mu? Şimdi kollar yukarı. Daha da yukarı. Daha da yukarı. Hocam bak. Yukarı. Korkmayın, bir şey yapmayacağım. Soruyor mu olacaksın? Evet, bir şey olmayacak. Evet. Kolları kaldırın. Düşmeyeyim geriye. Yok, korkmayın. Tamam. Buradan. Yapma hocam. Yok Fırat, ne yapıyorsun? Ya. Dursana. Tamam, bir dakika. Bakmıyorum ben. Vurmayacağım, göstereceğim. Sonuncusu da hop. Yani kesmek istediğim alana. Tamam. Biraz daha şimdi şöyle duralım. Kollar yukarı. Vurmayacağım. Tamam. Düz durun. Düzgün göstereceğim. Sadece tamam. Düzgün göstereceğim. Kolları kaldırın. Niye kaldırın? Bu şekilde. Kolunu indirirsen koluna gelecek. Kaldır. Ha, tamam. Bir kez daha kaldırın. Burası veya... Hocam bak, tam burası. Buraya gelecekmiş gibi hissediyorum. Hocam bu çok fena dayak yer. Herkesin merak ettiği soruyu cevaplayayım. Neden bağırıyoruz? Burnumdan derin nefes alıyorum, diyaframla sıkıştırıyorum ve güçlü bir şekilde veriyorum. Bunun amacı kaslarımı rahatlatmak. Bunu deneyebilirsiniz, siz deneyin. Ya diye güçlü bir şekilde verin. Ya. Tüm nefesinizi verin. Ya. Ya. Ben teniste de çok bağırıyorum. Demek ki o da o yüzden ya da vururken. Gibi böyle. Bunun bir amacı da karşı tarafa enerjimi yansıtmak. Karşındayım, korkmuyorum. Bütün enerjim bu demek için. Kendo'daki en temel kesişi göstereceğim. Bir, bu. Bunun biraz daha küçük olanı var, hızlı olanı var. Buradan direkt. Of! Müthiş bir şey ya. Yani bu. Siz benim gördüğümü görmüyorsunuz ama kaçamazsın. Burada amacım zaman kaybetmeden rakibi tam ortasından saldırı yapmak. Peki bunu nasıl savunuyorlar hocam? Ben daha hızlıysam önce bileğine saldırabiliyorum. Yumuşak bir şekilde keseceğim, korkmayın. Tamam. Ha? Hocam bu yumuşaksa nereye gittiniz ya? Gözümü kapatmıştım. Neden ayağımı yere vuruyorum? Şimdi ben buradan bütün enerjimle saldırırken vücudumu da ileri atıyorum. Bunu atarken de biraz daha kontrollü bir şekilde adımımı atmam gerekiyor. Sonrasında da rakipten uzaklaşmam gerekiyor. Bu şekilde kesip, aa ne oldu? Ölmedi. O zaman ben öleyim gibi bir şey doğru. Yok. Tehlikeden kaç. Bir veya bu biraz daha başlangıç için zor bir teknik. Ve ya ileri. Bu çok özel, bir anda kaybediyorsunuz ya. Ben gözümü kapatıyorum da vurulduğumda. Gözümü açıyorum hoca. Selam verdik. Kamae. Evet, aynı anda. Adım ileri, kollar yukarı, adım devam. Hocam korkuyorum çocuğa ya çok. Ne yapıyorsun? Ben bekliyorum, gözümü kapatmışım. Merak da. Etmeyin, bir şey olmaz. Tamam, sen istedin. Güzel. Gayet güzel. Bunu da vurduğumu hissettim bak. Hocam kaçtı ama bak. Ben de kaçardım öyle. 2 saat bekliyorum vurmak için. Rakip gardını almadan hareket etmek ayıptır. Ayıp mı? Her şey saygıdan ya. Biraz acaba ayıp mı ederim diye düşündüm. Ne? Ne yapıyorsun? Buranın adı neydi? Onu yapmak istemiştim. Yok öyle bir şey. Dokunacağım sadece buradan. Hocam oraya dokunma ya. Adem elması. Aa. Oh. Bu kadar dokunmak yeterli. Sakat. Dur yavrum. Yavrum vuracak halimiz var. Ne? Ayağımda. İleriye uzanıyor. Evet, mesafeyi ayarlayamayız. Yeterince büyük adım atamadım. Evet. Bir kez daha. Hadi. Sizin için canlar. Yok ya. Niye ben... sıkıyorsun sen ya? Ya bilmiyorum. Ben giyeyim zırhı. Bir kez siz bana karşı yapın. Şu an bitirdim sporu. Neden ya? Bir kere giy bir. Neden hep senin çektiğin acıları benim de çekmemi istiyor bu çocuk? Aşkım ben de sana vurayım. Neden? Karşılıklı evlilik için. Evliliğin böyle bir kuralı yok. Fırından şey çıkartırsın bunu. Öyle bir şey. Tabii. O, hoca ne dedi? Hiçbir zaman kılıçla öyle şakalar yapılmaz dedi. Söyle bir de istersen hocaya. Hocam. Ben kapalı kafama bir şey takarken aşırı geriliyorum. Ne çıkartacağım hocam bunu? Kaldın öyle. Siz oturun yardımcı olayım. Otur artık. Oturun yürü. Motor kaskını takana kadar anam ağlamıştı. Bence açalım, bu hiç bana göre değil. Sonra alıştım tabii de. Çok acayip bir şey. Hocanın hızı mızı falan var ya, bilmiyorum size nasıl geliyor. Karşısında olunca ne yapacaksın ki diyorsun. Kesti gitti beni diyorsun. Çok geldim. Sonuna doğru tavşan gibi bir zıplıyorsun ya. Ama hoca da böyle yapıyor ama tabii ben de. Bir kez daha. Ne? Heh, çok güzel vurdum valla. Gayet güzeldi. Tak da bir vuralım biz sana. Tamam, hayır. Evet vuralım. Ne? Hop. Eyvah, bir şey yapacak. Ne? Gayet güzeldi. Çok iyi. Bence takmanız. Karşında bilen birinin tekniğini görmeniz, bütün olay o zaman anlaşılıyor. Tamam, takayım. Çok acıtıyor ya, insan kafasını çok sıkıyor yani. Şimdi göreceksin.
Evet, ilk başta sıkıyor Ceyda. Ay. Değil mi? Selam veriyorum, kılıcı belimi alıyorum ve üç büyük adımla ortada buluşuyorum ve topuklarımın üzerinde oturuyorum. Buna son köy deniyor, sonra kalkıyorum. Ve buradan müsabaka başlıyor. Hızı gördün mü? Çok iyi gerçekten. Amacım kestikten sonra böyle kalmamak. Rakibine bir fırsat verir. Tamam. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş gitti. Hocam sizin yaptığınız gibi yapamam. Çok iyisiniz ya. Bir kez daha. Yok, böyle miydi? Düz gidip dönecek. Düz gidip dönüyorum. Bazen duyamıyorum. İnsan dona kalıyor böyle. Yani hissettin. Sen biraz abartıyorsun. Hocam bana vurduğun gibi vurdun mu? Hayır. Hayır, yok, yok. Yapmadım. Bakınca çok fazla bir hareket yokmuş gibi geliyor ya. İşte zaten zorlu orası. Yani o an hiçbir şey yapamayacakmışsın gibi geliyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da ve Antalya'da varmış. Haftada kaç gün yapmaları gerekiyor, gelmeleri gerekiyor? Sınır yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz ama ne kadar çok çalışırsanız o kadar hızlı olur gelişiminiz. Az çalışmanın sonucunda da gelişim az olur. O da sizi tatmin etmeyebilir. Bir yerden sonra sıkılırsınız. Çünkü aynı şeyi binlerce kez yapmanız gerekebiliyor. İşte haftanın her günü burada ders yoktur. Yok, haftada iki gün var şu an. Kendo'yu Kendo Derneği temsil ediyor. Herhangi bir kulübe başlamak istiyorsanız önce gidip Kendo Derneği'ne bakın. Orada birçok kulüp var. Şimdi 40 kişi diyelim üniversiteden bir kulüp sizinle başlamak istedi. Onlara sınıf açar mısınız? Öyle şeyler var mı? Özel ders mantığıyla bir şey yapmıyoruz genelde. Evet. Şimdi Kendo çok uzun soluklu bir disiplin. Yıllarca çalışmanız gerekiyor. Bir kulübü devam ettirebilmek çok zor. Manevi anlamda hem de maddi anlamda gerçekten çok zor. Peki maddi anlamda ilk etapta masrafları bu kıyafet oluyordur. Evet, zırhlar değil ama. Zırh değil. Başlangıçta kıyafetler maalesef yurt dışından geliyor. Türkiye'de yok. Bunlar da yaklaşık 100 dolar civarını tutuyor. Kıyafet sadece. Kıyafet. Ve kılıç 120 dolar civarı bir şey tutuyor. Toplam 120 evet. Dolar. Bu zırhı da bir kez alıyorsunuz. Bunu da yıllarca kullanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 350 dolardan başlıyor. Vallahi gerçekten bizim için güzel bir tecrübeydi hocam. Biz seviyoruz böyle şeyleri denemeyi. Evet. Bunu siz de sevmişsiniz. Sizin için de değişik bir şey olsun diye geldik. Hani en azından merak edenler için bir fikir olmuş olur. Genelde aklımızda oluyor ama izleyip bakmamak olabiliyor ya bazen. Kendo Derneği'nin web sitesini de koydum. Sizin şehirlerdeki bakarsınız. Gidelim. Tamam. Ya dayağımızı yedik diyormuş. Sizle tanıdığımıza çok memnun olduk. 18 yılı yani dile kolay. Sağ olun. Umarım canınızı yakmadım. Yok yok. Yok hocam, o an bir afallıyorum. Abartmadım. Ben sana vurduğu gibi vurmadı hoca bana. Yani ne mantıklı olabilir. İlk bir afallıyorsun ondan sonra geliyor ama yani koruyor. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Oh!